Önce medikal cilt bakımı nedir? Onu bir anlatalım. Medikal cilt bakımı cildi derinlemesine temizlememizi sağlayan, cildin yağ nem dengesini oturtmamızı sağlayan makinelerle yapılan bir işlem. Ciltteki bütün siyah noktalar, kapalı komedonlar, milyalar tamamen temizleniyor. İşlem sırasında vitamin uygulamaları, oksijen terapi uygulamaları yapılıyor. Cildin ihtiyacına göre değil mi? Aynen. Kişinin? Cildin nem oranı yükseltiliyor. Çok daha sağlıklı, fresh, canlı görünen bir cilt ortaya çıkıyor. Ya cildimizin nemli olması demek aslında onun daha sağlıklı olması demek, tabii, değil tabii, mi? Tabii. Her zaman nemli tutmak her gerekiyor. Her zaman nemli tutmak gerekiyor. Ama evet, her cilt tipi ayrı olduğu için de mutlaka sizin gibi uzmanlara danışmak gerekiyor. Aynen, bu tip bakımlar aynen için. Zaten adı üstünde medikal cilt evet, bakımı. Medikal cilt. Peki ne kadar zamanda öneriyorsunuz bu tip bir bakımı? Şimdi aslında cildimiz yaşayan organik bir varlık. Yani her ay oluşan bir periyot var. Hmm. 28 günde bir cildimizdeki hücreler ölüyor, yerine yeni hücreler doğuyor. Hmm. Bu ölen hücrelerin cidden atılması için cilt yağ salgılıyor. Yalnız bu yağ bazen istediğimiz orandan fazla olabiliyor. Cilt altında katılaşabiliyor. Bu durumda da ciltte tıkanmalar meydana geliyor. Bu tıkanmalar olmasın, cilt nefes almaya devam etsin diye biz aslında ayda bir öneriyoruz medikal cilt bakımlarına. Ayda bir, doğru. Ben mesela iki haftada bir bazen yaptırmam gerekiyor. Yoğun makyaj yaptığım için, evet, benim cildim, evet, daha çok tıkanıyor. Bana tabii bazen diyorlar ki işte sosyal medyada paylaştığımda işte çok oynuyorsunuz cildinizle diye. Ben de diyorum ki iyi gözüküyorsa hala doğru oynuyorum demektir. Evet, yani evet. Çünkü, çok iyi gözüküyor. Teşekkür ederim. Sizden duymak da mutluluk verici. Kişinin ihtiyacına göre değişiyor aslında. Aynen değil öyle. Mi? Aynen öyle. Peki bakımdan sonra ciltte herhangi bir iz kalıyor mu? Yani böyle, hani insanların çekinceleri oluyor ya, işte kapalı, evet, komedonlar alınıyor, evet, dediniz. O böyle beyaz pütürcükler, seyircilerimize de söyleyeyim. Sivilce de değil, akne de değil, beyaz pütürler. Evet. Milya, milyalar, kapalı komedon ya da püstül dediğimiz oluşumlar. Evet, bunların ciltten temizlenmesi lazım ama çok doğru tekniklerle temizlenmesi lazım. Çünkü yanlış tekniklerle temizlendiği zaman kişinin evde bunu temizlemesinden mümkün aslında bir farkı kalmıyor. İz tabii ki kalabiliyor. Kılcal damar çatlamaları tabii olabiliyor. Kesinlikle uzmanlar tarafından doğru tekniklerle temizlenmesi lazım. Son yıllarda hayatımıza vakumlu temizleyiciler girdi. Hı. Biliyorsunuzdur siz de. Bu vakumlu temizleyicilerle aslında hiç elle müdahale etmeden cilt altındaki bu yapıları tamamen temizleyebiliyoruz. Temizleyebiliyoruz. Evet. Vakumlu temizleyicileri ben de kullandım ama ben biraz böyle ara ara kullanıyorum. Yani çok da vakum istemiyorum biraz yüzüme. Neden bilmiyorum. Neden? Ben daha çok elle temizlik. Yani benim cildimde gördüğüm fayda öyle oldu. Şeyden olabilir. Şimdi bazı çok derinde olan kapalı komedonları ya da püstülleri vakumlu temizleyiciler çıkarmayabiliyor. Evet, o zaman elle biz de müdahale ediyoruz. Ya işte bazen böyle hani bazı arkadaşlarımla sohbet ediyoruz. Diyorlar ki hani elle müdahale, sıktırmak, açtırmak falan hani istemiyorum. Sonra daha kötü oluyor. Dediğim gibi herkesin cildine göre değişiyor. Cildine kişiye göre değişiyor. Kesinlikle. Mutlaka uzmanla yapmak gerekiyor.